Sırada Magazin 8'in sizler için hazırladığı çok özel bir sosyal haber var. Şarkıları dilden dile dolaşan, filmleri, dizileri çok izlenen magazin dünyasının ünlü isimlerinin ilk mesleklerini biliyor musunuz? Bakın şov dünyasına katılmadan önce ünlü isimler kazançlarını nasıl sağlıyordu? Kimi barmenlik yaptı, kimi hamal oldu, yük taşıdı, kimi de traktör şoförüydü. Magazin 8 ünlü isimlerin şöhret olmadan önce yaptığı işleri araştırdı. Çalışmak hem sıkıntıyı, hem kötülüğü, hem de yoksulluğu uzaklaştırır diye boşuna dememişler. Onlar çok çalıştı, onlar hayallerini gerçekleştirebilmek için çok uğraştı. Ünlü isimlerin setlere, sahnelere, kısacası milyonların önüne çıkmadan önce yaptığı birbirinden ilginç meslekleri vardı. Magazin 8 bu ünlüleri tek tek araştırdı ve ortaya çok ilginç sonuçlar çıktı. Malkoçoğlu Bali Bey... Bundan böyle seni hususi müsahibim olarak tayin ediyorum. Oyunculuk kariyerinde birçok kez rollerini başarıyla gerçekleştirdi ve bir fenomen haline geldi Halit Ergenç. Ünlü oyuncu tiyatro, sinema ve dizi sektörüne adım atmadan önce 25 yıl önce Ajda Pekkan'ın Şişli'de bir mekanda verdiği konserde sahnede mavi taytlı bu kostümüyle dans ediyordu. Bugünlerde gerçekleştirdiği rollerdeki başarısı kadar söylediği şarkılarla da rüştünü ispat eden Halit Ergenç yıllar önce, yani oyunculuğa adım atmadan önce Le Mansam'a vokalistlik de yapmış. Murat Kekilli ile devam edelim. Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz isimli şarkısıyla yakalamıştı şöhreti ünlü şarkıcı. Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz, sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. 18 Nisan 1968 Adana doğumlu şarkıcı ilk, orta ve lise öğrenimini Adana'da tamamladı. Ailesinin ekonomik durumu iyi değildi. Adana Ceyhan'da 1980'li yıllarda karpuz tarlalarında çalışan Murat Kekilli hamallık yaparak hayatını kazanmış. Bir başka Adanalı'yla devam edelim alın teriyle yapılan ilk işlere. Dön diyorum, dön diyorsun. 5 Nisan 1970 Adana doğumlu Yaşar, müzikle ilkokulda tanıştı. 1987 yılında İstanbul'da barlarda şarkı söylemeye başladı. Hem üniversiteye gidiyor hem de geçimini sağlamak amacıyla bugünkü mesleğini yapıyordu. Ancak bugünlere gelmeden şöhreti yakalamadan önce turist rehberliği yapıyordu arada. Yani cennet ülkemizin, özellikle Akdeniz bölgesinin güzel yerlerini turistlere tanıtıyormuş başarılı popçu. Ben diyorum, ben diyorsun. Kalıyorum, gidiyorsun. Genç kızların sevgilisi Barış Arduç var sırada. Defne'nin sevgilisi, erkek arkadaşı, sürdüsü, benim. 9 Ekim 1987 İsviçre doğumlu Barış Arduç, Ayla Algan'la tanışana, oyunculuk kariyeri başlayana kadar İstanbul Şile'de can kurtaranlık yapıyordu. Özellikle yaz mevsimi geldiğinde binlerce insan Şile'nin azgın dalgaları arasında serinlemeye çalışırken boğulma tehlikesi atlattığında Barış Arduç hemen koşarmış yardıma. Ne yaptın dün gece? Yapmadım, uyudum. Ben uykularını da kıskanıyorum ama. Bensiz geçirdiğin için. Ferdi Tayfur var sırada. Korkma söylemem, adını kimselere duyurmam. Sen bile bilmeyeceksin ömrüm boyunca. 1945 Adana doğumlu Ferdi Tayfur. Yarım kalan bir baba sevdası vardı ünlü şarkıcının. Babası, oğlu Ferdi Tayfur'un iyi bir tahsil görmesini ister. Varını yoğunu oğluna atar. Ancak babası hayatını kaybedince Ferdi Tayfur'un eğitim öğretim hayatı yarıda kalır. Okulu bırakan Ferdi Tayfur, Adana'da çiftliklerde traktör şoförlüğü yapar yıllarca. Adını gece dudaklarımda mühürlediğim. Gözlerim gece, yüreğimde çakar şimşek.